TV41 ekranlar, iyi akşamlar değerli izleyiciler. Sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam 2 saat boyunca 3. devre spor programında Kocaeli sporumuzu konuşacağız. Evet, pazar günü gerçekten büyük bir şok yaşadık. Manisa FK'ya değil, karşılaşmanın hakemine, hakem teorisine, VAR'daki hakemlere mağlup olduk. Karşılaşmayı 2-1 kaybettik. Ama Kocaeli sporumuzun verilmeyen golleri, iptal olan penaltısı, verilmeyen penaltısı... Bugün Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun ve Kocaeli Spor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan'la birlikte yönetim kurulu Kocaeli Stadyumunda basın toplantısı yaptı. Çok geniş çaplı, sert açıklamalarda bulundu. Tüm detayları konuşacağız. Önce değerli konuğumuza hoş geldin demek istiyorum ben. Tuncay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yiğit Bey. Ayağınıza sağlık. Bugün sıcağı sıcağına da açıklamalardan sonra bu akşam daha detaylı konuşacağız. Evet, hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. TV41 ailesine teşekkür ederim. Ben de ilk defa geldim. Evet. Programımız hayırlılara vesile olur inşallah. İnşallah. Keşke daha güzel bir ortamda yapsaydık bu programı ama bugün gerçekten hiçbirimiz pazartesi akşamı bu konuları konuşacağımızı hiç düşünmemiştik. Çünkü ben ısrarla şunu söylüyorum. VAR sistemi olduğu için adalet iyi bir şekilde dağıtılacağını düşünüyorduk ama maalesef hakkımız gasp edildi. 3 puanımız yok oldu bir anda. Bugünkü basın toplantısından başlamadan önce basın toplantısında aslında çok güzel ifade ettiniz. Burada Kocaeli Spor Yönetim Kurulu'nda ben tebrik ediyorum. Çok kısa sürede Sinovizyon eşliğinde detayları çok güzel düşünülmüş bir basın toplantısı. Çok önemli bir ses getirdi. O konuda da sizi tebrik ediyorum Tuncay Bey. Maçtan başlayalım. Yani maçın, yani futbolu konuşacak çok bir şeyimiz yok. Nasıl, neler yaşadınız? Yani biz de tribündeydik. Ben herhalde dedim kamera şakası yapıyorlar. En baştan bir başlayalım. Maç nasıl geçti sizin açınızdan? Yani tabii Manisa'ya giderken biz mutlak 3 puanla yola çıktık. Bugün basın toplantısında söyledik. Sezon başı tabii biz hedef playoff'tu. Sonraki gelişmelerden yaptığımız hoca transferi olsun, futbolcular olsun ve şehrin beklentileriyle birlikte hedef şampiyonluk olarak belirledik. O doğrultuda da bugüne kadar geldik. İlk yarıyı da tamamladık. İlk yarıda puan tablosunda baktığınız zaman istediğimiz yere tamamladık. İlk ikideydik, evet. Tabii iyisiyle, acısıyla, tatlısıyla tabii bir yarı sezonu tamamladık. Beğenilir, beğenmeyen olur futboldan, gidişattan ama neticede ilk yarı itibariyle istenen noktada tamamladık. Tabii ikinci yarı ya da takımımızın eksik bölgeleri vardı futbolcu anlamında. Onunla alakalı çalışmalarımız yapıldı, halen de yapılmaya devam ediyor. Vukovic, evet, transferi yaptık. Nokta bir transfer olduğunu dün gördük. Evet. Takıma çabuk uyum sağladı. Vukovic'i ben ilk Antalya kampına katıldım. Tabii Antalya kampındaydık. Ben de 6-8 Ocak'ta. Oradaki kulüp maçında ilk defa izledim. 45 dakika oynadı. 45 dakikalık futbolda da neredeyse takımın en iyisi diyebilirim. Kalitesini gösterdi. Kesinlikle. Yani bu maçta da aynı şekilde. Evet. Üst ligden geldiğini bariz bir şekilde o zaman belli etmişti. Kulüp denen takım da yani Romanya'nın Güçlü takımlarından biri. Açıkçası o günkü hem ilk yarıdaki futbol, çünkü ilk yarıda oynayan futbolcu kadrosu şu anki hani az kadroya yakın bir kadroydu. Ve Romanya Süper Lig takımına rağmen çok güzel bir mücadele verdik. Resmen yani Romanya takımına baskıyı baskı kurduk, nefes aldırmadık açıkçası. O futbolla ben hani kamptaki o hazırlık maçını izleyince ikinci yarıda takımımızdan ciddi anlamda ümitlendim. Tabii oradaki izlenimlerle birlikte Manisa maçında da hani iyi bir futbol sergileyeceğimizi, hani en kötü ihtimalle de galibiyet olması bile beraberlikle döneceğimizi biz düşünüyorduk. Ta ki maç başlayıp maalesef dünkü skandallar yaşanana kadar. Evet. İlk Manisa'nın attığı gole kadar baktığınız zaman takımımız gayet iyi bir oyun sergiledi. Evet, orada şöyle bir antiparantez yapalım. Şimdi tabii ki takımımızın yediği 2 gol çok basit ve hatta ben biraz daha dedim amatörce. Evet. Onu tabii ki eleştiriyoruz ama hakem maçın önüne geçtiği için biz bugün kazansak da
veya kaybetsek de takımın o hatalı golleri evet. eleştirecektik. Ama evet. hakemin kötü ve art niyetli ön planı çıktığı için onu şu an bir kenara bırakıyoruz ama dediğiniz gibi bir deplasman takımı olarak yediğimiz goller sorgulanması gerekiyor. Kesinlikle. Yani hocamız tabii ki de bunları sorgulayacaktır. Gerekli önlemlerini de alacaktır. Yani dediğiniz gibi bu ligin kalitesine yakışmayacak amatörlükte maalesef goller yedik. Evet. Yani o zaman... biraz da talihsizlikler tabii de üst üste geldi. Evet. Şimdi tüm liglerde Süper Lig'e dahil olmak üzere yani birçok hakem hataları yaşanıyor. Yaşanacak da bundan sonra. Yani baktığınız zaman birçok kulüp başkanı olsun, yöneticisi olsun maçlardan sonra büyük bir serzenişte bulunuyorlar. Evet. Bizim son 4-5 senedir yaşadıklarımız da ortada. Biz de yaşadık. Ama bugünkü kadar sesimizi çok çıkarmadık. Yani niye? Hakem de hatadır. İnsandır sonuçta. Hata da yapabilir. Bir maçta hani bir penaltı vermezsin ya da bir offside kararı verirsin. Maçın sonucunu etkiler ama dünkü maçta bilmiyorum yakın zamandaki futbol tarihinde Türkiye'deki bu kadar skoru bariz evet. bariz bir şekilde art niyetli skoru direkt etkileyecek kadar bariz hakem hatası olmuş mudur? Ben hatırlamıyorum. Yok ben de hatırlamıyorum. Yani genelde 1-2 pozisyon üzerinde genelde baktığın zaman yorumcular hep onun üzerine gidiyor ama dün ki yapılan hataları izlediğiniz zaman herhalde bir 90 dakikada sırf bunları harcamak gerekiyor. O evet. yüzden bugün de söyledik dünkü maç Türk futbolu için kara bir lekedir. Evet, teknik adamı Ertuğrul Sağlam da maçtan sonra zaten sadece bir dakikalık açıklamada futbolu konuşmaya gerek yok. Evet. Türk futboluna kara bir leke olarak geçmiştir dedi. İnsan üzülüyor. Yani ben şöyle o zaman bir toparlamak istiyorum izin verirseniz. Kocaelispor takımı basın toplantısında da ben bunu dile getirdim. 90'lı yıllarda Süper Lig'de oynadığımız dönemde böyle zirveye göz kırparken işte Kadıköy'de, Samiye'de, Ünlü'de, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlarında ince ince doğranıyorduk. Bir penaltı, bir kırmızı kart. O zamanki teknoloji imkanı da yoktu. Yani sosyal medya bu kadar güçlü değildi. VAR uygulaması yoktu. Yazılı yani yerel basın bu kadar güçlü değildi. Bugün o imkanlarımız var. Ve o dönemde Cumhurbaşkanlığı Kupası elimizden alındı haksız bir şekilde. Yine 1995'te İsmet Paşa'nın ilk gece maçında bir müsabaka küfür yüzünden iptal oldu. Yani 2 yıl öncesine gidelim Tuncay Bey. 2 yıl önce VAR olsaydı Kocaelispor'umuz küme düşmeyecekti. Belki playoff oynayacaktı. Evet. Yani 12 puanımızın gittiğini söyledik. Evet. Sesimizi duyuramadık. En son bir Altın Ordu maçı tüm evet. Türkiye gördü. Ceza sahasının dışında verilen bir penaltı. Evet. Bizim bütün emeklerimiz boşa gitti. Şimdi bu sezon yaşadıklarımız işte Ümraniye maçında verilmeyen penaltımız, Tanki'ye çıkartılan kırmızı kart Bandırma maçında yine Bodrumspor'a çalınan penaltı. Ama bu bardağı taşıran son damla oldu. Biz hakemlere yapılan saldırıları üzüldük ve şiddetle kınadık. Ama Kocaelispor bu kadar yatırım yapıyor. Tırnaklarını kazıyarak gelmiş, tabutun içinden çıkmış. Amatörden tekrar Süper Lig'e bir diriliş hikayesi yazarken böyle kimsenin bizim psikolojimizi bozmaya hakkı yok. Yani bugün ilk kez hem sizi hem başkanı bu kadar sinirli ve sert açıklamalar gördük. Camiadan da olumlu tepkiler var. Çünkü biz bugün eğer sussaydık bence sesimizi daha yüksek sesle daha çok ifade edeceğiz. Biz yarın 3 sayfa bunu ayırdık Çağdaş Kocaeli Gazetesi olarak. Yani adaletiniz var mı? 3 puanımız silindi şeklinde. Bir orayı bir toparlayabilir miyiz? Yani bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğiz? İşte siz de söylediniz. Hani bugün de söyledik. Yani Ümraniye maçında mesela evet. Bandırma maçında, Bodrum maçında gibi hani olabilir bir pozisyon. Ama dünkü maçta Tanke'nin golü. Yani oraya tek tek geleceğiz. Konuşacağız onların hepsini. Yani tam bir derslik aslında. Neresinden başlayabilirsin? Hakikaten çok büyük skandaldı. Biz bugün belki de milattır bizim şu anki yönetimimiz için. Evet. Susmayacağız bundan sonra. Hakkımızı her türlü arayacağız. Resmi olarak alamazsak da resmi yönlerden sokağa çıkacağız gerekirse. Yani federasyon önüne gideceğiz gerekirse. Ama hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu şehrin emeğini, 2 milyonluk bir şehrin Kocaelispor sevdasından 15 senelik Süper Lig hasretinden geri bırakmayacağız. Evet.
En son kulüpten bir açıklama gönderdiniz. Maçın hakemlerini MHK ve Federasyona şikayet ettik değil mi? Bundan sonra doğrudur. Hem bizim maçlarımızda görev almam adına ve süreç sonuçlanana kadar başka kimseye maç verilmesin. Buradaki var hakemi de dahil değil mi? Tabii var hakemi de dahil. Yani burada isimli zaten karşılaşma hakemi Tekirdağ Bölgesi Hakemi Mehmet Ali Özer ve hakem tiyosu. VAR'da da Onur Öztoprak. Evet. Var. Bu hakemleri sezon sonuna kadar inşallah gereken ceza verilir. Çünkü bir de işin şu tarafı var. Allah korusun. Çok daha kötü olaylar da yaşanabilirdi. Bizim bir futbolcumuz artık İslam bayrağını kaldırıp veya bir yöneticimiz veya yanlışlıkla bir taraftar bu sefer yani hiç istenmeyen olaylar da yaşanabilirdi. Yani orada maçı seyreden biz işte basın türbünün yanında emniyet mensupları, Manisa taraftarı falan artık hani diyor ki siz oynamayın. Hani bu hakemle maç kazanamazsınız burada. Yani Allah'tan kötü bir olay hiç yaşanmadı. Yani tabii biz yöneticiler olarak başkan olsun hep sağduyulu davrandık. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız sonuçta. Yani evet. Futbolla güzel. Onun harici şiddetle futbol güzel değil. Hiçbir zaman da şiddet yanlısı olmadık. Ama bu maç içeride olsaydı, bu kararla içeride verseydi Allah göstermesin çok büyük olaylar çıkardı. Evet. Tabii ki biz de kahrolduk, ettik ama kavga etmek çözüm değil. Hakkımızı her türlü gerekirse bugün yaptığımız gibi haksız duruma sesimiz düşer. Çıkacağız. Evet. Gerekirse federasyona gideceğiz. Gerekirse MHK'ya gideceğiz. Ama hakkımızı bundan sonra yedirmeyeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi baktığımız zaman evet 3 puan uçtu gitti. Yani inanın yani hepimizin morali o kadar bozuk ki ruh sağlığımız bozuldu. Şimdi ikinciliği kaybettik. Üçüncülük biraz tehlikeye girdi. Ve burada hakemler artık bu adaleti aslında hepimiz için istiyoruz. Siz basın toplantısında bunu ifade ettiniz. Evet. Ya bugün bizim başımıza gelen yarın başka bir kulübün başına gelebilir. Ve biz artık hakemleri konuşmak istemiyoruz. Hele bu VAR sistemi varken çok acayip yani bu kadar emek harcanıyor. Bu takımın da önüne kimse inşallah kesemeyecek. Birlik beraberliği daha çok arttıracağız. Pozisyonlara gelelim o zaman Tuncay Bey. Şimdi karşılaşma 1-1 devam ederken 45. dakikada Tankin'in attığı çok temiz bir gol ve 2-1 öne gir, devreye 2-1 girecektik. Yardımcı hakem önce kaldırdı. Orta hakem de uyudu kendisi. Sonra VAR'dan hiçbir ses çıkmadı. Ve VAR çizgiyi de çekmedi. Çünkü offside yok. Oradan başlayalım Tankin'in pozisyonundan. Yani tertemiz bir gol. Zaten hani takım dirençli bir takımdı. Deplasmanda oynadı. Ama geriye düştü. Ama oyunu bir türlü bırakmadı. Verdik, evet. Yediğimiz golden sonra hemen karşılık verdik. Golümüzü de attık. Dediğiniz gibi Tanke'nin attığı gol. Şimdi biz tabii tribünde olduğumuz için hani bir ekrandan izleyemiyoruz. Acaba mı dedik? Acaba. Şimdi bize de yorumlar gelmeye başladı. Geldi. Yani şeyler yazanlar oldu sosyal medyalardan. Ya burada bizi doğruyorlar. Burada büyük bir sıkıntı var. Yani hakkımızı yedirmeyin gibisinden. Tabii sonradan biz de telefondan işte şeyini ilk yarı bitti. İşte izlemeye başladık tekrarını falan. Sonra şuradaki offside çizgi çekilmeyen pozisyonun resimlerini attılar. Bakıyoruz orada offside değil. Çizgi çekmemişler. Gölge. Ya orada dediği gibi başkanın da dediği gibi ilahi bir adalet, ilahi bir çizgi var orada. Gölgeden offside çizgi çizilmiş. Orada da bariz bir şekilde de offside olmadı belli oluyor. Yani yani hakikaten ne düşündüler dün, orada yani? Dün çok garip şeyler oldu. Galiba talimat mı verdiler? Kocaelispor bugün yenilecek. Bir operasyon mu var? Yani buradan başka bir anlam çıkmıyor. Yani peki büyük bir cesaret değil mi bu? Yani bütün Türkiye'nin yani orası da çok enteresan. Şu anda dediğiniz gibi VAR sistemi var. Buna rağmen bunu yapıyorlarsa VAR olmadığı dönemlerde biz neler yaşadık? Evet. İşte 2 sene önceki küme düşme olaylarında. Yani işte en biz, acısı biz 11-12 puan diyoruz ama belki daha çok puanlarımız yendi bizim hani göremediğimiz. En acısı İstanbulspor'un son dakikada attığı 90'da 90 orada 2 puan. 90+5. 90+5 değil mi? Evet. Oradaydık ya. Mahvolmuştuk o zaman. Offside'de. Sonra da en büyük darbeyi de Altınordu maçında. Altınordu maçında yemiştik ve küme düşmüştük. Şimdi şu pozisyonu gördükçe gerçekten insan kahroluyor. Canı acıyor. Sonuçta siz öne geçeceksiniz, takımın karşı rakibin direncini kıracaksınız. Tabii. Ve daha yani ne zaman Manisa
sıkıntıya girse, sıkışsa var ya da hakem, orta hakem devreye girdiler maalesef. Evet. Orayı unuttuk. Sonra ikinci yarı yine tabii takımımızın ya bence savunmanın uyuduğu, offside diye durakladığı kötü bir gol yedik. Evet, bize yakışmadı ama bunlar futbolda var. Ama dediğiniz gibi 3 dakika sonra yine oyunu karşı tarafa yıktık ve 53. dakikada Tanke'nin ceza sahası içerisinde hakemin de gözü önünde penaltıyı çaldı. Ama ondan sonra ne hikmetse VAR'dan Tanke'nin golünde offside çizgisi çekmeyi unutan VAR penaltı olmadığını hatırladılar. Evet, hayır dedi ve evet, çağırdı. Ben de şimdi çağırınca eyvah dedik zaten yani. Çünkü VAR çağırıyorsa %90 yani orada hata mı var şeklinde. Bence orada hata yok. Bariz bir penaltı dokunuyor. Ve penaltıdan da geri döndü. Ben dedim ki tamam bu saatten sonra bizim buradan maç kazanmamız zor. Yani şeye kadar mesela VAR çağırdı, incelenip hakem iptal edene kadar ben ihtimal vermedim. Ben de o ara telefondan açtım. Hani dedim bakalım. Görüyoruz. Ayağını takmış Tanke'ye adam. Resmen çelme takmış. Yani dedik bu %100 penaltı. Evet. Yani geldi, iptal etti. Peki, inandığın yani doğrunu da yanlışa çeviriyorsun. Ya yani insan hayretler içinde kalıyor, dehşet içinde kalıyor. Hani nasıl olabilir yani bu? Ya ne geçiriyorlar yani akıllarına? Gerekçen ya? Ne senin yani orada? İnanamıyorum. Gerekçesine kimse bilmiyor şu anda. Kutlan Bilgiç Ümraniye maçında VAR çağırdı. VAR demek ki penaltı var demek ama baktı dedi ki hayır ben değil dedi. İnanmıyorum dedi ve evet, devam kararı verdi. Evet. Dediğimiz gibi o pozisyonda da hakkımız çalındı. Bizim takım düşmedi bu kadar hani olumsuzluklara rağmen. Düşürüldü. Evet. Ha yok şey, oyuncularımız diyorum maçı bırakmadı yani. Gene yüklendik. Gene sağdan soldan ataklar geliştirdik. Ve bana göre 80. dakikada Kouakou'nun attığı goldeki çizgi de bana tuhaf geldi. Yani orada da çok ince bir olay var. Yani çok ince hani bana kalsa offside gibi geldi onu söyleyeyim ben. Ama o zaman işte ben burada art niyet arıyorum. Şimdi, bu kadar ince detayı yakalayıp çizebiliyorsun. İşte burada çizgi çizdin. Tankenekin'de niye çizmiyorsun? Ne oldu? Akıl tutulması mı yaşadınız? Yani, gerekçeniz neydi yani? Evet. Yani bunu açıklanması gerekiyor. Bugün de istedik yani. Bunun hesabının dünkü skandalın hesabının verilmesi gerekiyor. Bize ulaş yani verebilirler mi? Zannetmiyorum vereceklerini. Çünkü kendi iç bilgileri, iç dünyası. Vereceklerini zannetmiyorum. Evet. Gelelim Kouakou'nun pozisyonuna. Yani orada yaka paça indiriliyor. 85. dakika gözü önünde. Hakem görmüyor diyelim. Yine VAR herhalde o sırada çay kahve içiyor galiba. Dediğiniz gibi Tanke'nin penaltı pozisyonunu hemen olmadığını için çağıran hakem herhalde dediğiniz gibi o ara ihtiyaç molasına gitti galiba. Göremedi. Ya bir penaltı olması için ne yapılması gerekir? Hani evet, ne olması gerekiyor? Adam iki elle tutmuş. Resmen güreş yapıyor orada. Ya bana ceza yani, sahasında bir kere şöyle dokunsanız parmağınıza. Penaltı zaten yani. Ben düşerim zaten yani. Hani bir penaltının tarifi mi değişti? Farklı bir şey mi evrildi yani bu penaltı olayı? Yani ilk Tanke'nin offside ile başlayan silsile, süreç, sistem aynı şekilde Kouakou'nun penaltı pozisyonunda devam etti. Ve ya VAR'a bile çağrılmadı ya. Çağrılmadı, ilginç ya. Ve bizim yani taraftarımızla alkışlayalım. Hiçbir şeye kapılmadılar. Orada tribün de önünde, o pozisyonda ve evet, o uğultuyla penaltıyı istedi. Evet. Yani ben hala inanamıyorum. Ben hayatım 35-40 yıldır futbolun içindeyim. Ben dünkü maç gibi evet alt liglerde de çok böyle hatalar falan yapılıyor. Ama böyle yani bu kadar bariz. Parmağını gözüne belli ettiler. Belki bu zamana kadar gizli gizli yapılıyordu ama dün net bir şekilde yani artık belli ettiler yani. Değil mi? Evet. Bence inşallah bu hakemlere, bu hakem türüsüne ve VAR'daki hakemlere inşallah görev verilmez diye düşünüyorum. Yani, başka takımların canını yakmasınlar. Yani acaba bu sadece o hakem türüsü ile alakalı bir şey mi? İnşallah bunun arka planda başka oyunlar yoktur. Yani arka plandakiler aynı adamlarsa hakem değilse ne olacak? Başka hakem gelecek, onlar da aynı sistemi uygulayacaklar.
muhtemelen bizim bilmediğimiz arka planda başka hesaplar var. Yani biz bu hesabı, kapalı kapılar ardında başka senaryolar mı çiziliyor? Muhtemelen. Muhtemelen. 2 sene önce bizim küme düşmemizi isteyen sistem diyelim bunu. O zaman bundan sonra sesimizi çıkartacağız. Yani daha fazla sesimizi çıkartacağız. Daha hakkımızı her zaman arayacağız. Daha gür bir şekilde yani. Ve o zaman bu iş, yani aslında dünkü maçtan sonra şampiyon olmak, olamamak, kazanmak, kaybetmek, ya artık çok da bir hani futbolun adaleti nasıl işleyecek? Nasıl sağlıklı olacak? Hani kısa çöp, uzun çöpten elbet bir gün hakkını alacak ama yani biz Türk futbolunun her geçen gün marka değerinin kaybettiğini görüyoruz. Yani bir yayın ihalesi oluyor. 5 sene önceki yapılan gelirin şu anda herhalde 5'te 1'i vardır ya da yoktur. Yani bunları sorgulamak gerekir. Neden? Biz futbol konuşmuyoruz ki. Her maç sonunda hakem konuşuyoruz. Her maç sonunda hakem konuştuğun bir futboldan hayır beklemeyeceksin. Gelir de beklemeyeceksin. Sen sponsor bulamazsın. Sen yayıncı bulamazsın. Sen taraftar bulamazsın. Taraftar niye gelsin? Sen Kocaelispor olarak sezonun en iddialı kadrolarından birisini kurmuşsun. Yani çok ciddi miktarda para harcamışsın ve doğal olarak bunun karşılığını görmek istiyorsun. Sonunda böyle art niyetli bir sistem geliyor. Birileri seni hedefinden aşağı indirmeye çalışıyor. Taraftar da doğal olarak şampiyon olmak için geliyor. Orada o takımı izlemek istiyor. Böyle oyunu gördükten sonra sen taraftar da çekemezsin ki. Sen taraftar çekeme. Sponsor bulma. Yayın geliri olmasın. Futbol tribünler bozuluyor. Bu futbol nasıl gelişecek? Ya da bu takımlar bir sonraki sene masraflarını nasıl gidecekler? Nasıl yatırım yapacaklar? Tabii ki Türk futbolu geri gider. Yani bu işte en baştan geçiyor. Hani federasyon başkanı gerekirse hükümet bence el atması lazım bu konulara. Evet. Maalesef çok büyük bir kaos var. Gittikçe bataklığa doğru yani sürükleniyor. Biz son bir aydır Türk futbolunda neler yaşıyoruz? Yani bu yaşadıklarımız muhtemelen yaşayacaklarımızın başlangıcı. Allah korusun, daha yani, kötü günler de olabilir yani. Yani dün yaşadığımızı sen iç sahada yaşadığı zaman Allah için ya biz nasıl tutacağız? Orada 20 bin taraftarın olduğu bir maç olacak. Eyüp maçına 20 bin geldi. Sen aynı niyeti gösterdin. Bu taraftara sen 10 bin tane güvenlik olsa da tutamazsın ki. Tabii canım. Allah göstermesin. Çok daha kötü bir olaylar yaşanabilir. Ya bu şeye benziyor. Ağzımızdaki lokmayı tam atacağız. Alıyorsun. Maalesef. Yani futbol ülkede kirlenmiş. Yani bunun temizlenmesi gerekiyor. Yani ben bugün de söyledim. Bu konudaki bahis bence hem oranları hem oynanan bahis miktarları belki de kazanılan paralar kesinlikle araştırılması gerekiyor. Evet, inşallah. Kesinlikle. Dün dediler Kocaelispor kazanmayacak. Bakın beraberliği geçtim. Kazanılmayacak dediler. Bu kadar mı? Artık evet, burayı şimdi düşünüyoruz. Kako'nun pozisyonunu konuştuk. Şimdi ha bir de üstüne rakibe penaltı verdi. İşte onu söyleyecektim. Ya aynen Altınordu maçındaki penaltının benzeriydi. Aynen öyle. Benzeri. Dışarıda hem Yusuf'u itiyor. Yusuf kendi dün başta basında açıklama yapmış. VAR'a gitsin diye 5 dakika yalvardık diyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen penaltı veriyorsun. Ne VAR çağırıyor ne hakem gidip inceliyor. Verebiliyorsun. Sonunda sen gidiyorsun VAR'a. 5 dakika ikna ediyorlar. Diyorsun ki penaltı değil. Orada Atilla kart gördü, cezalı duruma düştü. O ne olacak? Evet. Onu o zaman reklamlardan sonra konuşalım. Son gitti mi? Geçtik mi reklamı? Geçiyoruz. Son şeyi tamam, söyleyeyim. Tamam. O pozisyonda en az 3-4 dakika inceleme oldu. Ve maç 6 dakika uzadı. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Aynen öyle. Ya yani skandallar hakikaten kitaplık şeydi yani. Bir romanlık bir şey oldu yani. Bir maç oldu. Skandal oldu yani. Devam edeceğiz Tunca Bey. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. İzleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz 3. devrede. Bu arada program başında tekrar hatırlatalım. Tabii mesajlar da var.
değerli arkadaşımız Selim Er Yılmaz, geçen hafta söylemiştik. Mini bir operasyon geçirdiği için yaklaşık 2-3 hafta bizim aramızda olmayacak. Ona tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Diğer yorumcumuz Cem Sinan Bergül de gerçekten ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Siz de az önce öğrendiniz. Evet, ben yani Selim abiye görmeyince şaşırdım. Evet. Selim abi tek başına gerçekten çok güzel işler yapıyor. Evet. Yani çok bence cefakar bir basın mensubu abimiz. Emekçi. Kocaeli Spor'u hem içeride hem dışarıda sürekli takip ediyor. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda da aramıza katılır diyelim. Evet, onu her zaman varlığını, enerjisine ihtiyacımız var. Dün de maçı televizyondan seyretmiş. Programı gibi önce konuştuk. Ya dedi, Yiğitcan dedi, yani zor tuttum kendimi. Hakikaten maçı ekran başında seyreden taraftarlarımıza Allah büyük sabır vermiştir. Yani şaka gibi gol diye seviniyorsun, gol iptal oluyor. Penaltı diye seviniyorsun, geri dönüyor. Verilmeyen penaltı, verilmeyen goller. Yani kabus dolu bir gün yaşattı maçın hakemi. İnşallah Allah bir daha en kötü böyle bir daha bir gün yaşamayız diye düşünüyorum. Hani Kocaeli Spor küme düştüğü zamanki o cenaze havamız evet çok ağır oldu ama bu sefer yani resmen sinirlerimizle oynadı maçın hakemi. Çok da mesaj var. Tuncay Pınar'dan kolay gelsin, hayırlı yayınlar diliyor. Kazım Bey iyi akşamlar dilemiş. Kazım Ergat transfer soruyor. Onu en son geleceğiz. Yine Tahir Bey aynı şekilde. Kazım Bey özellikle sizin az önce ifade ettiğiniz bahis şirketleriyle futbol iç içe karışmış diyor. Bu da aslında tartışılacak konulardan da biri bence. Buna devletimiz de inşallah gerekli tedbirler alır. Son bölümde şeyde kaldınız. Atilla Turan'ın şimdi cezalı durumu düştü Atilla Turan. Oradaki o pozisyondan dolayı, itirazdan evet. Dolayı o zaman o sarı kartı da iptal edeceksin. Yani işte hani dedik ya birçok skandal var. Yani burada hem bizi 3 puandan ediyorsunuz hem de en iyi adamlarımızdan birisi mahrum ediyorsun. En önemli maçlardan biri. Hani şu anda Eyüp puan sıralamasına baktığınız zaman artık hani ipi gösterecek en önde olan çok büyük takım. Bir avantajı var evet. Biz o gün Manisa'yı yensek, içeride Eyüp maçı da var. Eyüp maçını da yensek, yani bu sefer Eyüp ne oluyoruz diyecek yani mesela. Acaba hani şampiyonluk gidiyor mu? O gün maalesef bazı tezgahlar, oyunlar kuruldu. Şu anda 12 puan. Tabii, 12 puan fark önde, var. Hayır, işin kötü tarafı Göztepe şu an ikinciliği aldı. Ben en çok onu üzülüyorum şu an. Yani biz ikinci gidip, biz 10 haftadır ikinciliği koruyorduk. Bir evet, şekilde. Evet. Göztepe önümüze geçti. Ya biz tekrardan en kötü ihtimalle hani ikinci olmak için elimizden geleni yapacağız. Hem gelen transfer hem de gelecek transferlerle beraber inşallah takımımız daha da güçlenecek. Bir an önce toparlanacak diyelim. Evet. Atilla'yı kaybettik. Yani Atilla cezalı duruma düştü. Evet. Şu anda neredeyse sol beksiz kaldık. Evet, orada onu Galatasaray'da gittikten sonra herhalde bilmiyorum. Orada sol bekte Emir geri döndü. Sol stoper oraya onu mu monte eder yoksa Cem ikinci mi ama ya Cem'i çekecek ki Emir oynatacak evet. Zaten. Ama yani Eyüp'ün de kanat oyuncuları çok etkili. Evet. Eyüp maçını konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Necmi Baştürk arkadaşımız da Tanke'nin penaltısında diyor. Var hakemin kulağını üfledi diyor. Yani az önce ilk bölümde konuştuğumuz gibi. Orada ne konuşuyorlar acaba? Hani ve ben bir de işin şu tarafındayım. Örneğin Tanke'nin penaltısına VAR bence müdahale edemez diye düşünüyorum. Kural öyle değil mi? Hakem gördü, hakemin gördüğü bir olay. Ve penaltı kararı çaldı. Orada yok, uyarabiliyor. Uyarabiliyor yani, mu? Hani içeride yani dışarıda hakem, diye bence uyarması lazım yok, değil mi? Yok, orta hakem uyarabilir de yani şey. Peki VAR. Burada o zaman yetkiyi o zaman karar verecekler. Eğer ki VAR çağırıyorsa VAR'ın dediği olsun. Yani o zaman hakemi ikilemde bırakmaması gerekiyor. Yok, orada uyarıyor. Burayı izlemen gerekiyor. İzleyerek tamam. Karar verir diyor. Uyarıyor. Ama hani tamam peki adam bir 10 saniye önce, 1 dakika önce inandığı, gördüğü
bir şeyden sonra izleyip geri döndüğün zaman da ben VAR'a çok güveniyordum. Diyordum adaletli bir sistem. İnşallah hakkımız yenmeyecek ama resmen doğranıyoruz ya. Yani maalesef. Yazık günah. O yüzden çok üzüntümüz yani de dediğiniz var. Dediğiniz gibi bu saatten sonra VAR'a nasıl güvenilecek? Yani bu kadar yaşanılan skandaldan sonra. Evet. Olaydan sonra yani. Eren arkadaşımız Kocaelispor şampiyon olacak diyor. Aslında burada da çok karamsarlığa bence düşmemiz gerekiyor. Can Türker arkadaşımız da kulüp başkanları patrondur. Oyuncular ve teknik direktör işçidir. İşçiler çalışmıyorsa gönderimidir demiş ama o da ayrı bir bakış açısı. Şöyle biraz futbol penceresinden bakarsak bugün bir arkadaşımız da ya büyük takımlar gerekirse bu tür olaylarda hakemi de yeneceksin. İşte bir şey ya, yenemiyorsun. Nasıl yeneceksin? Hangi birini yeneceksin? Tamam, bir iki tanesini golü yendik attın, de. Golü attın vermiyor. Sen 5 tane 6 tane hatalı karar verdiği yerde nasıl hangisini yeneceksin? Hayır, orta hakemi yendin. VAR bu hangisi, sefer hangi devreye gireceksin yani? Yani yok, takım kötü oynamadı ki. Yani bence gayet dirençli bir takımımız vardı yani. Deplasmanda oynuyorsunuz. Başka maç mı seyrettim? Başka şey mi seyrettim? Ben Manisa deplasmanın bir saniyelik ne korkusunu, evet, ne baskısını, ne böyle hiç, aslında bu şeylerden de çekiniyorum böyle. Çünkü maçı alacağız havası var böyle bir şekilde. Ve tribündeki insanların %90'ı da öyle düşünüyordu zaten. Hani Kocaelispor'umuzun o gerek ilk yarıda gerek ikinci yarıdaki savunmanın yapmış olduğu basit hatalarda gol olmasa zaten Manisa'nın bize gol atacağı şansı yok, evet, bir niyeti yok yani. Evet, evet. Baktığınız zaman. Ve insanlar şu taraftan bakıyor. Hakemlerin arkasına sığınmayın. Ya ben hiçbir zaman hiçbir mağlubiyete hakemlerin arkasına zaten sığınmadık biz. Ama bu kadar canımız yanmışken teknik eğitimden, futbolcu arkadaşlarımızdan, basınından, taraftarından, biz pazartesi günü Kocaelispor'un yediği iki basit golü konuşamayız yani. Ve şu anda dün itibariyle zaten Kocaelispor'un bütün videoları, yapılan haksızlıklar tüm Türkiye şu an bir şekilde görüyor. Bence iyi de ses getiriyoruz ve bunu işleyeceğiz de. Ben kendi adıma Kocaelispor camiasının bir bireyi olarak yarın 3 sayfa bu konuyu işledik. Bu akşam TV41 de bu 2 saat boyunca konuşuyoruz. Çünkü bizim bunu konuşmak zorundayız ve bir taraftan da Eyüpspor maçını hazırlarken de biz güçlüyüz. Biz yıkılmadık. Biz yine şampiyonluğa oynuyoruz diye. Yoksa ya işte bizi, biletimizi kestiler. Evimize dönelim. Asıl o zaman kaybederiz değil mi? Evet. İnancımızı hiçbir zaman kaybetmemiz gerekiyor. Yani bu saatten sonra artık daha da bir yardım olmamız lazım. Daha da yani birleştirici, bütünleştirici olmamız gerekiyor. Daha birbirimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Özellikle bizim Eyüp maçında taraftarımıza çok ciddi miktarda ihtiyacımız var. Evet. Yani oradan da bu çağrıyı yapalım o zaman. Tribünlerimizi en azından doldurmamız gerekiyor. En azından bir 15 bin taraftar olup yani Eyüpspor'un üzerinde taraftar baskısını kurmamız gerekiyor. Eyüpsporlu futbolcuların ayağını titretmemiz gerekiyor. En azından nasıl biz hani Manisa maçında bizim arkadaşlarımız basit hatalar yaptıysa biz de bir şekilde baskıyla hata yaptırmamız gerekiyor. Evet ya, şöyle yani bu maçı taraftar. Futbolcularımız üstüne düşecektir ama taraftarımız da en azından bu maç özelinde daha fazla takımlarına sahip çıksınlar. Evet, bu açıklamayı da okuyalım yine, tabii ki takip etmeyen olmuş olabilir. Sizin son açıklamanızda Kocaelispor Kulübü'nün Türkiye'de yaşayan taraflı tarafsız tüm futbol severler büyük bir heyecanla kulübümüzün Süper Lig'e çıkacağı günü beklemektedir. Ama ne yazık ki tırnaklarımızı kazıyarak geldiğimiz bu günlere sebebini bilemediğimiz şekilde Kocaelispor'a karşı kimler tarafından ve neden yapıldığını anlayamadığımız bir senaryo çizilip oynanmaktadır. Burası çok önemli. Artık futbol gerçekten sadece sahada oynanmıyor. O kadar da masum değil. Onu belirtelim. Bugün deplasmanda oynadığımız Manisa FK müsabakasına kadar sezon başından bu yana aleyhimize yapılan onlarca hataya rağmen sustuk. Ama artık asla ve asla susmayacak ve taraftarlarımıza şeref sözü vererek hakkımızı aramaktan bir adım geri durmayacağız. Üzerimize oynanan oyunlara karşı
artık susmayacağımız gibi yapılacak en sert açıklamayı yapacağız. Alınacak en sert tedbirler alacağız. Ama öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün oynadığımız müsabakada attığımız golün offside sebebiyle sayılmamasının, aynı zamanda offside çizgisinin neden çekilmediğini, oyuncumuz Tanke ve Kouakou'nun ceza sahası içerisinde apaçık şekilde düşürerek hakkımız olan penaltılarımızın verilmeyişinin izahatını istiyoruz. Şu andan itibaren tüm yetkililerden sorularımıza cevap bekliyor ve Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın incelenmesi nezdinde göreve davet ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir açıklama. Birlik beraberlik şart ve dediğimiz gibi 7'den 70'e kalbi Kocaelispor için atan tüm taraftarlarımızın, Kocaeli halkının, kent büyüklerinin artık bu çünkü şeyden çıktı. Yani başkan da ifade etti. İşte sen, ben, yani siz, sizin çabanız benim çabam da değil. Burada bir gövde gösterisine çevirmemiz lazım. Gerekiyorsa belki tuhaf gelecek. Şey yaparız. Stadyumda toplanırız. Sokakta toplanırız. Yani sesimizi adalet isteme manasında her şeyi yapabiliriz. Şiddete karşıyız. Kesinlikle. Kimseden de ekstra bir ya bizi işte kayırın, torpil yapın, şunu yapın filan demiyoruz. Asla bunu zaten Kocaelispor'un geçmişi tertemizdir. Daha da bence vurgulamamız gerekiyor burada Tuncay Bey. Yani kesinlikle, yani hep belirttik, yine de söylüyoruz. Artık sesimizi çıkartıyoruz. Evet. O bir başlangıçtı. Dün maç oldu. Tabii herkes öfkeli, tabii herkes kıskın. Yani herkes birbirine bakıyor. Yani ne oldu? Evet. Ne oldu yani? Ne oldu bize yani? Evet. Ne yaşadık biz yani? Evet. Ne yaşadık yani? İnanamıyorum yani. Yani ne yapabiliriz? Dedik öncelikle bir sert bir açıklama yapalım. Hemen işte arkadaşlar hazırladılar. Evet. Bunları paylaştık. İşte pozisyonla alakalı adaletiniz var mı şeklinde bir açıklamamız var. Evet. Hem videoları paylaştık. Akabinde dedik hemen, daha hani şöyle söyleyeyim, İzmit'e gelmeden yolda dedik ki bir de basın toplantısı düzenleyelim. Sıcağı sıcağına, ara soğumadan. Evet, bugün de saat 11'de başkanımızla beraber birlikte 11'de siz de katıldınız. Bir basın toplantısı yaptık. Hem ulusal ajanslar da katıldı. Çok kalabalıktı, evet. Kalabalıktı, ilgi çoktu. Yönetim tam kadro oradaydı. Evet, tabii. İşte hani birlik, beraberlik olsun diyoruz ya. Yani o günkü, bugünkü pardon, görüntü, verilen görüntü gayet güzeldi, yapıcıydı. Aynı şekilde biz taraftarımız beni sevmeyebilir, başkanımız sevmeyebilir. Burada Kocaelispor. Hocayı da sevmeyebilir. Futbolcu da sevmeyebilir. Futbolcu da sevmeyebilir. Ama burada Kocaelispor'un geleceği var maalesef. Evet. Yani biz yarın yokuz burada Kocaelispor'da. Ama bu arma İnşallah sonsuza kadar gidecek. Hep layık olduğu yerlerde kalacak. O yüzden taraftarım dediğimiz gibi bizleri sevmese de bu arma için bu takımın arkasında durması gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor. Beni sevmese de benimle olması gerekiyor. Biz iyi ya da kötü, beğenirler de beğenmezler, şu anda biz Kocaelispor için ciddi bir mücadele veriyoruz. Hani geçmişte bazı şeyler yaşandı. Kimse istemezdi. Ama biz de takımı bırakıp kaçmadık. Bir yere gitmedik. Evet, onu her zaman zaten hep konuşuyoruz. Yani 2 sene önce burada Sayın Başkan'ı küme düştüğümüz haftasında evet, ağırladık. Ben birebir sorular sordum. Benim en zor programlarımdan biriydi. Ve cenaze havası, öfke. Evet. Sayın Engin Koyun'a kongre kararı bu akşam müjdeyi verin diye bayağı bir pres yaptık. Ve kendisi ısrarla biz bugün yarın o kararı alırsak Kocaelispor'un yabancı oyuncusu, yerli oyuncu, ödemeler, FIFA, geçmiş yıllardaki o Sırp oyuncuları nasıl torunlarına kadar ödedik. Evet. Yani ödemeye devam ettik. Geçen hafta yine bir Bastos dosyası evet, maalesef yine geldi. Ve sonra küme düşen bir takımın teknik ekibi ve yönetimi devam edip Kocaelispor tarihinde yok. Tepkilere rağmen takım çıktı bir yıllardan sonra. Ama orada duygu değil de akıl hareket etmesi gerekiyordu. O gün doğru olan oydu aslında. Herkes duygusal düşündüğü davrandı.
tepkiler gösterildi ama belki bırakıp gidilseydi Kocaelispor bugün ortada Kocaelispor bugün burada olmazdı. Onu net söylüyorum. Evet, biz zaten oradan aşağıya inerdik yani. Net söylüyorum yani. İnerdik yani. Yani o kriz çok iyi yönetildi o dönem. Yani biz dedik ne olursa olsun biz takıma sahip çıkacağız. Bırakıp kaçmadık. Dediğim gibi beğenmeyebilirler ama biz gerçek anlamda ciddi bir şekilde mücadele veriyoruz. Biz sadece maalesef hep de söylüyorum biz kendimizi anlatamıyoruz. Şehre, camiaya anlatamıyoruz. Sizi sevmiyorlar onu anlatamıyoruz. Sizi sevmiyorlar. Zaten biz kalıcı değiliz ki. Seven bir kesim var ama belli bir şey tamamen yani takım Şampiyonlar Ligi'nde oynasa şu an da, oynasa evet. da ya biz Real Madrid'e karşı niye savunma yaptık? Veya Barcelona gibi niye ayağa 20-25 pas yapmıyoruz? İşte onu söylüyorum ben. Sevmiyor. Sevmeyebilir. Biz ama yokuz. Belki seneye olmayacağız yani. Evet. Yani belki 5 ay sonra. Siz şu an 4 yıldan beri değil mi? Benim şahsi olarak benim 5. yılım. 5. yıl. Aralıksız 5. yıl olarak devam ediyorum. 5 yıldır Kocaelispor yönetimindeyim ben. Evet. Gece gündüz uğraşıyorsunuz. Mücadele veriyoruz. Mücadele ediyorsunuz. Evet. Evet. Ve iyi bir ciddi bir emek veriyoruz baktığınız zaman. 5 oldu. 6 olmayacak belki. Yani. Yani yoruldum diyeceksiniz yani. Yani öyle diyeceğiz belki. Ama hani ben gittiğim zaman Tuncay Arıcan'ı unutacak herkes. Ama Kocaelispor'u kimse unutmayacak. O yüzden Kocaelispor'un hem ekonomik durumu hem işte mali yapısı olsun hem bulunduğu lig olsun daha sağlam bir şekilde devam etmesi gerekiyor. O yüzden taraftarımız Kocaelispor'un geleceği için bizler için değil ciddi miktarda bu takımın arkasında durması gerekiyor, sahip çıkması gerekiyor. Stadımızda maç oynarken futbolcumuzu ıslaklamaması gerekiyor. Futbolcumuzu maç esnasında yuhalamaması gerekiyor. Motive etmesi lazım. Maç biter, tepkini koyarsın. Ama ne olursa olsun maç esnasında yapmasınlar. 2 sene önce yapıldı maalesef. Yapıldı. Sıkıntılar oldu. Bu sene yine yapıldı. Ama lafını ballak istiyorum. Samet Ali Kayı'yı Menemen maçında gördüm. Derece maçında. Hastaymış. Yedekte. Orada da çok gol atamıyor. Tutturamadı galiba. Dedim geçen sene dedim her golden, her tepkiden sonra golleri attın. 15 gol Kocaelispor tarihine girdi değil mi? sonuçta benim için hizmet etti yani kulüp için. Evet. Abi dedi bu sene dedi kime sarıyorlar dedi filan. Vallahi biraz Kouakou'ya sarmak istedik ama dedim Türkçe bilmediği için dedim o dedim kurtarıyor işi. Yani Kouakou da belki de patlama yapacak. Yani ben sizin dediğiniz gibi kampta gördüm. İdmanlar oyuna girdikten sonra o vuruş kalitesini falan gösterdi. O futbolcu performansını konuşacağız. Hani az önce dediniz ya Kocaelispor için savaşma. Ben işin şurasındayım. Biz şimdi bir deplasmana gidiyoruz. Evet. Kocaelispor otobüsü, işte yöneticiler, basın, taraftar. Biz orada bir ekibiz. Bu şehri temsil ediyoruz. Ben dün en erken stada varan insanlardan biriydim. Kocaelispor otobüsü geldi. Gördüğüm zaman tüylerim diken diken. Videoyu hemen çekiyorum. Orada yanlışlıkla bir kişi Kocaelispor'a taş atsın. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben o taşı kurtarmak için kafamı yararım. Veya camının benim futbolcuma zarar vermesi için mücadele ederim. İşte bunu düşünürken Kocaelispor için düşünüyorsunuz. Aynen. Ama Engin Koyun Başkan ya da Tuncay Arıcan yönetici. Bravo. Onlar için yapmıyorsunuz bunu. Aynen öyle. Orada Kocaelispor arması var. Evet. Yani ama şunu dersen ya bana ne ya kafası yarasın futbolcunun veya işte malzemeci de olabilir bu. Evet. Biz ben şuna da inanıyorum. Orada bana bir saldırı olsa veya bir şey olsa futbolcu arkadaşlar veya diğer biz orada birlikiz. Kocaelispor için evet. Oradayız. Yani biz, ben her zaman şöyle söylüyorum. Ben yani 30 yılda Türkiye'de en az 10-15 Türkiye turu yapmışım Kocaelispor'la birlikte. Biz oraya tarihi turistik ziyarete gitmiyoruz. Akraba ziyarete gitmiyoruz. Kocaelispor için 1,5 saatlik maç için orada o mücadele yapıyoruz. Biz futbolcunun tabii ki hakkını orada koruyacağız. Takımımızı. Ve ben cumartesi akşamı cefakar taraftarımızdan asıl büyük camia olduğumuzu cumartesi akşamı göstermemiz lazım. Evet. Yani 7'den 70'e tüm kent Kocaelispor'un o akşam ne kadar güçlü olduğunu hakemi de görecek,
Eyüpspor'u da görecek, lobisi de görecek, Futbol Federasyonu da görecek, tüm Türkiye görecek ve diyecekler ki bu Kocaelispor'la baş edilmez. Bunu mesajını bizim vermemiz lazım. Evet. İnşallah yönetimde bu konuda ciddi bir çalışma yapacağınızı düşünüyorum ben. Hani bu normal bir lig maçı değil. Çünkü Allah korusun şu an bir darbe yedik. Hemen bir ayağa kalkma zamanı. Evet, kalkma zamanı. Dediğiniz gibi bununla alakalı da tabii şeyler olsun. Taraftarımızın maça davetle alakalı billboardlar falan hep donatılacak. Yani şehirde bir hava oluşturulacak. Yani şimdi dün yenildik. Ayak oyunlarla yenildik. Ama biz yine dimdik ayaktayız. Evet. Yine Kocaelispor için mücadele etmeye sonuna kadar biz savaşacağız. Devam edeceğiz. Hem başkanımız, hem yönetim, hem teknik kadromuz olsun futbolcularla birlikte. İnanın dünkü olay bizi daha çok kamçıladı. Kamçıladı, evet. Kamçıladı. İnşallah, inşallah bunun yansıması daha iyi olacak, evet, bize. İkinci bölümümüzün sonuna geldik. Bu arada ben Sayın Başkan Engin Koyun'u ilk defa bu kadar sinirli, özellikle hani o ayağa kalktı filan, o görüntü gerçekten çok ilginçti. Engin Başkan gene de sakin bir yapısı vardır. Ben de şaşırdım. Bir de bir anda bana vuracak dedim. Telefonu bile kaldırdı. Evet, değerli izleyiciler, gerçekten içimiz kan ağlıyor. Öfkeliyiz, tepkiliyiz, üzüntülüyüz ama Kocaelispor ruhumuz inşallah ağır basacak. Kısa bir reklam arasından sonra 3. devre kaldığı yerden devam edecek. Evet, 3. devrede tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şeyi sorayım Tuncay Bey. Size de geldi mi bilmiyorum. Bizim futbolcularımız gerçekten çok kaliteli. Aidiyet duygusu yüksek oyuncular. Maç içinde şunu söylüyorlar. Ya neden hakemin etrafını sarmadık, itiraz etmedik? İşte Manisalı oyuncular VAR pozisyonu hakem giderken etrafını sardılar, etki altına aldılar. Siz fark ettiniz mi? Size de böyle bir şey geldi mi? Aslında şey olarak baktığınız zaman biz 2 sene önce küme düşerken içeride ciddi miktarda şeyler vardı, gruplaşmalar vardı. Bu sene mesela biz onu aştık. Evet. Aslında bir tam bir takım olduk diyebiliriz. Çok güzel bir hava var içeride. Ama sizin de dikkat çektiğiniz gibi bir pozisyonda başka rakip takımlar olsun hemen hakemin başına üşüşüyorlar orada. Evet, evet. Yani haklı olsa da haksız olsa da yani. Ama bizim arkadaşlar artık çok kibar, anlamadım çok ama. Saygılı da. Çok yani. Saygılı yani. Yani hani haklı olduğumuz noktada bile gidip dert yanamıyorlar yani. Yani hakeme. Şimdi Tanke'nin attığı golden sonra Tanke hayır hayır diyor zaten. Evet. Zaten ilk başta o yardımcı hakem bizi yakıyor zaten. Orta hakem ona uyuyor. Ya orada 2-3 oyuncu hakemin etrafını sarıp yani maçı başlatmasa, ya bir git bir bak incele falan dese yani bu sefer dediğiniz gibi futbolcular tepkisiz kaldığı zaman kararı veren hakem de ben demek ki doğru verdim ki bak bunlardan hiçbir şey gelmiyor, bunların sesi çıkmıyor, yürüyeyim gideyim diyor. Yani hakkını arayacaksanız her şekilde dediğiniz gibi saha içinde de saha dışında da hakkını aramak gerekiyor. Yani arkadaşlarım, ben bundan sonra onlar da uyarlanmışlardır, gerekeni yapacağını düşünüyorum. Evet, hatta Bodrum maçını gözümüzün önüne getirelim. Bodrum'un kazandığı penaltı. Evet. Adam yerden kalkmadı. Devamında 1 dakika 1,5 dakika oynandı pozisyon. Evet. Ondan sonra itirazlardan falan VAR'a gitti. Tamam. Öyle çalındı ya penaltı. Yani bir de bu işin sağ içinde psikolojik tarafının da ben olduğuna inanıyorum. Yani. Aslında hani yapmışlar ama mesela Yusuf Abdioğlu işte hani son oradaki penaltı pozisyonunda hani 5 dakika uğraştık hakeme VAR'a gitsin diye. Yani o keşke oyunun işte ilk Tanke'nin şeyinde tabii, o tamamında yapılması gerekiyor. Reaksiyonu verseydik. Evet. Yani bugünkü basın toplantısı notlarında da işte başkan bahsetti 2 yıl önce kaybedilen puanlar hakem hataları yüzünden. Başkan zaten ve siz yani bayağı örneğin şey örneğini verdi. İstanbulspor maçından sonra maçın hakemi özür dilemiş. Vallahi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı hatırlıyorum 96'da. Sabri Çelik de 120. dakikada penaltıyı çaldı. Ertesi gün Kocaeli halkı hakemliği bıraktı ve Kocaeli halkından özür diledi. Evet. Yani ama işte hani bırakmasın işte, ki
Yani orada siz kupayı yiyorsunuz yani. Takımın puanlarını yiyorsunuz, hakkını yiyorsunuz. Onu geri vermiyorsunuz. 2 milyonluk yani. Şehrin evet. Kaderiyle oynuyorsunuz. Ne yap? Yani ben şunu düşünüyorum. Ben dün akşamdan beri yani tam böyle uykuya dalacağım. Dalamıyorsun zaten. Pozisyonlar geliyor falan. Hakem nasıl uyudu acaba? Ben onu merak ediyorum. Yani uyudu mu? Yani kendi içlerinde o hakem tiyorosu ya biz ne yaptık bugün? Hakikaten düdüklerini asarlar mı? Yani veya bu cezayı bekliyoruz. Bunun takibini yapacağız büyük ihtimal. Kesinlikle sonuna kadar. Zaten bugün işte ilk adımı da attık. Bu konunun takipçisi olacağız. Yani bir daha da bizim maçımıza verilmesin bu hakem. Hani uyuyabildi mi? Bu kadar rahat, aleni, art niyetli hani karar verebiliyorsa muhtemelen uyumuştur da. Onu da söyleyeyim yani. O zaman Allah'a havale ediyoruz onu. İnşallah artık bizim maçlarımızda değil Kocaeli stadına, Kocaeli sınırları içerisinde dahi görmek istemiyoruz. Yani bunun da takipçisi olacağız. Çünkü gerçekten canımız yandı. Moralimiz de çok bozuk. Biraz şeyden bahsetmek istiyoruz. Siz yaptığınız işleri çok böyle anlatmayı sevmediğinizi biliyorum ama bu sezon Kocaeli Spor tarihinde gerçekten hem reklam hem sponsorluk anlaşmaları çok ciddi boyutta. Saha içindeki LED reklamlarda da görüyoruz. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Hani çünkü hep diyorlar ya Kocaeli Spor Kulübü bir türlü kurumsallaşmıyor. Yaptığı faaliyetler hatta siz reklam anlaşmalarını yayınladıkça altına transfer yok mu transfer yok mu? Aslında transferi de yapıyorsunuz evet, evet. Ama o konuda biraz bizi bilgilendirin. Sonuçta transfer isteniyorsa para lazım. Evet. Para için de sponsorluk. Dediğiniz gibi herhalde son yıllarda Kocaeli Spor tarihindeki en yüksek miktarlı sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Hani yeterli mi? Tabii ki de değil. Ama stadın ismi verildi. Yıldız Entegre oldu. Birincilikte olmamıza rağmen hani bu kadar ciddi miktarda talep geldi ve bizim sahadaki LED panolarımızda yerimiz kalmadı. Yani o 90 hatta, dakika dolu değil mi? Dolu. Hatta mesela kendimize ait şeylerin de süresini kıstık, yer açtık. Kendinize ait derken kendi mesela benim firmamın şeyi var. Ben de para verdim. LED panodan reklam aldım. Benimki 3 saniye ise belki 2 saniye düşüttürdük yani. Bizim orada bir firma kaç saniye, kaç dakika dönüyor örneğin? Var mı onun bir süresi? 3 saniye diyebiliyorum ben. Ama 90 dakika içinde dönüyor. Yani 3 saniye ama duruyor. Ondan sonra saha içinde 90 dakikada yaklaşık 3 dakika falan olması lazım. Toplam yani. Bir firmaya 3 dakika evet, veriyorsun. 3 dakika. O zaman durumda... ben mesela 2 dakika benim firmam duracak orada. Niye? Yer açtık. Kulübe ekstra katkı sağlasın diye. Ya, ama sorsan ya yöneticinin katkısı ne? Ve hala talep var. Koyacak yer yok. Öyle başka mi? Hani alanlar açılıyor maalesef. Mesela şimdi Hyundai ile inşallah bir anlaşmamız olacak. Onlar da özellikle bu sene göğsü isteyen çok firma oldu. Orası Yıldız Entegre var. Yıldız Entegre tabii şey kalmadı bir tek short mu shortun arkası mı kaldı? Shortun arkası evet. Oraya da o zaman bulalım yani. Aslında vardı ama oraya niye koymadılar bilmiyorum. O zaman bu hafta başlayalım o çalışmaya. Normalde şeydi bu birincilik kulüpler birliği başkanı işte Murat Özkaya Eyüp Spor'un başkanı. Evet. O şey için kulüpler için bir short için sponsorluk anlaşması yapmış ama shortun ön tarafıydı. Bizim dolu olduğu için biz koyamadık. Bütün kulüplere mi? Tabii. Yani bir belirli bir rakam var. Şorta koyuyorlar. O bedeli alabiliyorlardı. Tabii biz sezon başında ben komisyondaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir emek sarf ettiler. Localar satıldı. Aynı şekilde bugün itibariyle Kocaeli Stadyumunda 49 loca var. 49 locanın 47 tanesi satıldı. Şu anda şey maratondakiler de mi satıldı? 2 tane kaldı. O da bu hafta o zaman en baş ve en sondaki 14 kişilik loca kaldı. Başka hiç yok. Orada da bir indirim yaptınız ikinci yarı için. İndirim yapmadık aslında. Şey oldu. Sonuçta sezonluk bir fiyat vardı. Yarısını 150'ye düşürdük. Hemen hemen yarısına denk getirdik diyebilirim. Sadece 2 tane loca kaldı. Yaklaşık
localardan 10 milyon lira bir gelir elde ettik bu sene. Çok iyi. Yani stat açılalı kaç sene oldu? 5. 6. senesi bu sene. 6. yılı. Stadyum. 2018. Tamam. Yani tam 6'ya şimdi Ocak ayı itibariyle. 6. yılı. 5 yıl doldu yani. 6. yılı ilk defa bu kadar loca satıldı. İlk defa bu kadar reklam anlaşması yapıldı. Demek ki... Stadyumun ismi verildi. İlk defa stadyumun ismi verildi. Demek ki biz sevilmiyoruz ama bir şeyler doğru yapıyoruz ki bu kadar kişi geliyor. Kocaeli Spor'a destek oluyor. Geçmişte zorla reklam alındı sanayicilerden. Ama alınan reklamlar başka yerlere kullanıldı. Sanayici korkutuldu. Bizim dönemimizde 5 yıl oldu. Kimse gidip de zorla 1 lira bana şunu ver, reklam ver, bana şu kadar para ver denmedi. Oteller bizi kabul etmiyordu bir ara biliyorsun. Evet. Yani şu anda herkes Kocaeli Spor'a otel vermek için, kamp sahası vermek için sıraya giriyor. Sıraya giriyor. Aslında markanın parlattık markayı. Yazıda Kocaeli Spor çok büyük bir marka. Yani ben 3. ligde de yöneticiydim. Şu anda 1. ligdeyiz yine yöneticiyim. Açıkçası marka olarak bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir fark yok. Kocaeli Spor'un hani büyüklüğünün liginin önemi yok. Kocaeli Spor ismi çok büyük. Biz her gittiğimiz deplasmanda çok büyük saygı görüyoruz. Evet, onu evet. Söyleyeyim ben size. Onu görüyorum. Ama tabii Kocaeli Spor'un geçmişteki başarılardan dolayı o ismi yaptı. Ve 3. ligde olsa bile orada Kocaeli Spor'u karşılayanlar hep Kocaeli Spor'u Süper Lig'de gibi görüyorlar. Ve taraflı tarafsız herkes, seven sevmeyen herkes Kocaeli Spor'u Süper Lig'de istiyor. Hem bu Kocaeli Spor'un kendi markası hem de Hodri Meydan gibi çok büyük bir taraftar grubumuz var. Gerçekten onu söyleyeyim yani. Etkileyici, ateşleyici. Kesinlikle. Çok büyük etkisi var. Onu söyleyeyim. Tribün konusunda çok iyiler. Ambiyans. Yani, ambiyansı çok iyi sağlıyoruz. Yani keşke Manisa maçında 19 Mayıs'a geçselerdi de tabii. Seyirci sayısı artsaydı. Oraya herhalde iki otobüs falan önce gitmiştir. Tabii. Ki ona rağmen oradaki Manisa'da taraftarından daha fazla sesler çıkıyordu açıkçası. Tabii tabii onların sesi daha hiç çıkmadı. Bastırıldı zaten. Yani, güzel çalışmalar bunlar. Dediğiniz gibi şeyi aslında uzun yıllardan sonra stadın yanındaki sanayi kuruluşunu bir yol açılması önemli. Buradaki onun o firmayla anlaşma herhalde böyle yine stadyumun atıyorum bir tribünün ismi falan mı verilecek yoksa? Yok, tribün ismi değil. Orada ilave anladım. Başka bir reklam, sahada bir reklam alanlara LED olsun, loca veriyoruz. Ama öyle yıllık falan değil herhalde. Yani uzun vadeli olur herhalde. Şu anda bir başlangıç. Başlangıç. Göğüs istediler onlar ama göğüs dolu olduğu için yani bu sene maşallah göğsün talebi çok oldu. Tabii Yıldız Entegre geçen yıldan beri çok ciddi miktarda katkı sağlıyor. Tabii ki de öncelik Yıldız Entegre'nindir. Ama senin zaten stat ismi devam ederse göğüs için belki bir jest yapabilir bize ya. Yani Yıldız Entegre diyor bundan sonra Kocaeli Spor dendi mi Yıldız Entegre ismi anılacak. Ben bırakmayacağım Kocaeli Spor'u. Yani nasıl iki yıldız Beşiktaş dedim bir marka geliyor. Galatasaray dedim işte bir marka geliyor. Fenerbahçe dedim işte bir marka geliyorsa. Özleşecek diyorsunuz. Kocaeli Spor dendim mi de Yıldız Entegre. Bunu firma sahipleri söylüyorlar yani. Çok güzel evet. Ama işte hani bunu yaparken de bir karşılık veriliyor. Geçen sene göğüs olarak gittik. Bu sene hem stat sponsorluğu hem belirli miktarda kombine verdik. Hem de işte göğüs sponsorlu. Şu an itibariyle bu sene geri dönüşlerden çok memnunlar Yıldız Entegre. Ben sizden huzurunda yönetim kurulu başkanı Hakkı Bey'e de teşekkür ediyorum. İnşallah işbirliğimiz Süper Lig'e çıksa çıktığımızdan daha da artarak devam edecek. Evet ben de bir Kocaeli Spor'un camiası içinde bulunan bir birey olarak da Kocaeli Spor'un kim yanındaysa ama bir ama yüz ama yani kim katkı veriyorsa biz de teşekkür ediyoruz. Ya aslında sanayinin başkentiyiz. Evet. En çok vergi veren şehirlerden biriyiz. Baktığımızda bizim gibi şehir takımları hep Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde. Evet belki çok uzak kaldık işte Süper Lig'den amatöre o kötü hikayeler. Ama yeniden bir başarı hikayesi yani, yazıyoruz. Tabii destek var ama yeterli mi değil. Evet. Bu bütçeler kolay kurulmuyor. Bu kadro yani...
Yani işte onu diyoruz biz. İstiyoruz. Bir şeyler taraftarımız istiyor. Herkes istiyor. Hani çok iyi transferler yapalım. Süper Lig'den olsun. Yurt dışından işte iyi transferler yapalım. Gelsin takım çatır çatır oynasın. Sürekli önde bassın. Sürekli gol atalım. Rakibi boğalım. Tabii ki bunu isterken de bunun da bir karşılığı var. Tabii. Ya bu takımı şimdi hayır, ne kadar adamı... para o kadar köfte. Değil mi? Ya futbolcu da böyle. Biz aslında ne istediğimizi bilmemiz lazım. Evet. Yani tabii ki o güzel bir slogan var. İzmit'in çocuğu herkese yeter. Onu tabii ki biz de seviyoruz o sloganı. Ama şimdi işte Kandias, Tanke, Berisse, Amaral, işte en son işte Vukovic, o sahadaki güçlü olmak. Ya inşallah bu fırsat sezonunu iyi değerlendiririz diye düşünüyorum. Bu puan kayıpları, işte en son bu hakem hataları çok canımızı yaktı. Ama pes etmek yok diye düşünüyorum. Çünkü sizin de gerçekten önemli bir, çünkü bu hafta örneğin ciddi ödemelerin olduğu bir haftaydı. Öyle sanki geçtiğimiz hafta. Yaklaşık 17 milyon euro. 17 milyon euro. Ödendi mi? Ödendi. Yani buyurun. Kolay değil bu işler. Evet. 17 milyon arkadaşlar. Yani eski parayla 17 trilyon. Trilyondan bahsediyoruz. Şu an çıkalım sokağa. Diyelim ki işte bir yardım kampanyası yapalım Kocaelispor'a. Yani bu işler bu kadar kolay değil. İnşallah. Kaç dakikamız var ilk bölüm ünitesine? 5 dakikamız daha var. O bölümle ilgili başka vereceğiniz not var mı? Loca, kombine karşıtı. Bilet fiyatlarında sanıyorum yine açıkladınız. Bilet fiyatında sadece UEFA altı 50 TL arttırdık. Onda oradaki da, sebep yani oraya, özel değilse neden arttırıyoruz? Yani oranın daha bir, böyle biliyorsunuz şey. Bir de özel bir bölüm falan yapacakmışız. UEFA yani. Alt tribün aslında VIP tribün. Evet. Yani VIP tribün orası. Oranın koltukları da deri koltuklar. Yani mesela karşı kale arkası olsun maraton tribündeki koltuklar plastik koltuklar. Yani maratondaki koltuk işte 1000 liraysa oradaki 5000 lira. Yani bir koltuk kırıldı mı geri dönüş çok fazla oluyor. O yüzden yani diğer aslında şey düşüncemiz de vardı. Diğer tribünleri de arttıracaktık ama vazgeçtik. Ya bence maç artık hani yeni bilet fiyatları belirleyelim karar aldık. Sezonluk değil de maç bilet fiyatı belirleyelim karar aldık. Bu maçta yani muhtemelen bundan sonra da çok artış yapmayı planlamıyoruz ama UEFA tribününü dediğim gibi koltukları özel koltuk, VIP tribün diye geçiyor. Maliyeti çok yüksek oranın. Evet ama ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ama bizim şu anda maraton alt tribünümüz emin olun şeyden daha iyi. UEFA alttan daha güzel şu anda. Evet evet orada tabii Hodri Meydan maraton üstte çıkınca orada bir ayrı bir seyirci kitlesi de oldu. Biraz daha aile tribünü gibi oldu sanki şey maraton alt. Evet. Tabii onlar da coşkuya ortak olması gerekiyor. Şimdi şöyle hani ben kendi yıllarca tribünde de bulunduğum için tabii ki tribün hasılatı belki beklediğiniz seviyede değildir ama hani sürümden kazanmak daha iyi değil mi? Hani evet şimdi şöyle ya İstanbul takımının taraftarlarının 25 milyon taraftarı var. İşte Kocaeli Story'yi açtık. Ekonomik şartlar da ortada. Şimdi siz büyük ihtimal şunu diyeceksiniz ya iki haftada bir Kocaelispor'u seviyorsa bir 100 TL veya işte 200 TL neyse versin işte kötü alışkanlıklardan bahsetmeyelim hani işte bir sigara bile ne fiyatı belli ortada. Ya da bir ben hafta sonu sinemaya gittim 150 lira. Bir kişi değil sinema. Mi? Sinema. Şimdi sen geliyorsun burada Sevda'nın 200 yani. 250 milyon kadro değeri olan bir takım izliyorsun. Ya o da 100 lira 150 lira da vermek onun gerekiyor. Öte Sevda'n. Aşkın biz hani cefakar taraftar son kuruşunu takımına harcar zaten yani. Ya tabii ki ülkenin ekonomik koşulları iyi değil. Herkes şu anda geçim derdinde yani herkes evine ekmek götürme derdinde. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Yani taraftarın beklentisi var. Hani bu beklentileri de yerine getirmek için bedel de ödemek gerekiyor. Evet. Peki şeyi de konuşacağız. Stadın konumu yıllardır hep tartışılıyor, evet. Trafik sorunu. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Tabii. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tayyip Büyükakın'a hem zaten kulübün bugünlere gelmesinden hem de stadın ulaşım konusunu çözmede çok büyük adımlar attı. Yine sizin aracılığınızla teşekkür edelim. Muhtemelen
Bir yaz, otopark, yaz diyelim. Otopark olayı vardı. Önce yoldan bahsedelim. Evet. Kocaeli Stadyumu'ndan E5'e duble yol bağlantısı şu anda yapılıyor. Nereden olacak o? Kösüköy tarafından. Kösüköy koridoru diye geçiyor. Şey vardır. Stadyumdan aşağıya otobana bir gidiş yol var ya. Köprünün yol, altından mı olacak? Şu anda hatta otobandaki şeylerin menfezi, geçişi genişletiyorlar. Oradan hem duble yol geçecek gibi hem de ileride belki bir tramvay hattı olur diye planlamışlar. Geniş bir geçiş yapılıyor. Hatta şey tarafında E5 tarafındaki çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. E5'ten işte otobana kadar olan yolun dolgusu şu anda devam ediyor. E5'ten Kösököy tarafından mı bağlanacak? Evet. Oradan. Evet evet. Çok iyi. Şey var orada, Nesip Aydın'ın okulu var ya. Hı-hı. Onun hemen yanından E5'e bağlantı var. Yan yol. Güzel. Otobandaki çalışmalar şu anda gayet iyi gidiyor. Fore kazık çalışması, imalatı bitti. Hatta otoyolun İstanbul tarafındaki geçişin o menfezinde hafriyatını alıyorlar. Ben zaten inşaat mühendisiyim. Ben de inşaat taahhütlü işleri yaptığım için öngörüm olarak söylüyorum. Muhtemelen Haziran, Temmuz gibi stadyumun yolu bitecek gibi duruyor. Hatta en kötüsü diyelim, kötü senaryoda yeni sezona biz yol sıkıntısı olmadan gireceğiz. İnşallah. Taraftar çok çile çekiyor. Yani siz artık E5'ten stadyumuna döndün mü 5 dakika sürmeyecek ulaşımımız. Onu size söyleyeyim. Çünkü taraftara işkence gerçekten. Bu çözüldü. Daha önceden ihalesi yapılmıştı. Yine enflasyonist ortamdan dolayı maalesef fiyatlar tabii kurtarmadığı için müteahhitin sözleşmesi feshettiler. Teminatını yaktılar müteahhitin. Öyle mi? Tabii. Şu anda yeni bir firmayla anlaşıldı. O firmada iyi gidiyor. Çünkü ben Alikya'da oturuyorum. Her gün de geçiyorum o güzergahtan. Her gün, her sabah geçiyorum. Çalışmaları ben takip ediyorum. İyi gidiyorlar. İnşallah yeni sezonda bir yol sıkıntısı kalmayacak. Bir diğeri de stadyumu tramvay ulaşımı. Ama önce şehir hastanesinin galiba önemli önde. Oldu mu tramvayın? İhale oldu galiba. Şehir hastanesinin bitti. Hatta şu anda test sürüşleri yapılıyor. Şeyle alakalı da, stadyumla alakalı da firmayla sözleşme imzalandı. Yer teslimi de yapıldı. Hatta ben bugün de gördüm. Firmanın elemanları sahada ölçümlere başladılar. Ölçüm yapıyorlar şu anda. Tabii onun da yaklaşık 2,5 sene falan galiba bir süresi var. O da inşallah. Önce şu bitecek. Otobanı bitecek, E5'i bitirelim de. Öncelik E5 yol problemi çözülecek. Ondan sonra tramvay. Bir sonraki aşamada dediğiniz gibi otoparkla alakalı bir çalışma yapıldı. Bizzat ben kendim için içindeydim. Tabii orada bir yer gösterdik. Çok da güzel bir vardı. Yaklaşık 500-600 araçlık bir otopark alanı. Bir maliyet çalışması yapıldı. Onun için bir bütçe oluşturması gerekiyor. Onun evet. Kararı bekleniyor. Çünkü ciddi bir rakam. Teşekkür ediyorum. Reklamlara geçeceğiz. Evet değerli izleyiciler, reklamlardan sonra üçüncülerin son bölümünde değerli basın sözcüğümüze transfer ve diğer ayrıntıları soracağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, üçüncülerin son bölümünde Kocaeli Spor'umuzun Eyüp maçını konuşacağız. Yavaş yavaş o maçı da motive olacağız. Evet Tuncay Bey, ligin ilk yarısında yaşanan puan kayıpları var. İç sahada bence çok puan kaybettik. Deplasmanda başarılı bir dönem geçirdik. Zirvede o şekilde tutunduk. İlk yarı sevabıyla, günahıyla bitti. İkinci yarıya böyle bir şok, hakem skandal kararlarıyla tabii başlamak moralimizi bozdu. Ama hayatında bir gerçeği var. Maçlar devam ediyor evet. Ve cumartesi günü bu ligin favorisi, açık ara lider olan Eyüp Spor. Ama biz de Kocaeli Spor'uz. Ben işin şu tarafına bakıyorum. 2 yıl önce 14 Mayıs 2022 ilk yarı performansına baktığınız zaman hani futbol tarafı istediğimiz yerde bitirdik. Yani puansal manasında kayıplar oldu. Futbol anlamında yani beğenen var, beğenmeyen var. Ama sıralama olarak baktığınız zaman istediğimiz yerde tamamladık. Evet. Sonuçta az önceki bölümde de bahsettik. Ne kadar para, o kadar köfte. Eyüp Spor şu anda bu ligin
en yüksek bütçeli, en kadro değeri olarak baktığın zaman en değerli takımı. Yine takviye yapmışlar devre arasında. Ve durmuyorlar. Sürekli harcıyorlar. Eğer ki Eyüp hani şu anda iyi gidiyorlar. Takılırsa yenildi. 3 mağlubiyet aldı. Yani hatta rakip kaza yerde Eyüp şampiyon olamazsa Eyüp artık biter. Onu evet, söyleyeyim ben. Çok büyük bir avantaj. Bundan sonra çünkü biraz. Onun sürdürülebilirliği yok yani. Tamamen varını yoğunu artık şampiyonlar vermiş durumdalar. Şuna karşıyım. Lafınızı balla kesiyorum ama Eyüp Spor'un Süper Lig'e çıkmasına, Pendik'in Süper Lig'de oynamasına, diğer İstanbul takımları, ben bir yani şehir takımlarından yanayım. Hani Eyüp Spor'un Süper Lig'e çıkması Türk futboluna hiçbir şey kazandırmayacak. Kesinlikle hiçbir şey kazandırmayacak. Ne dedik? Futbol taraftarla güzel. Sakaryaspor'la ilk yarının son maçını oynadık. Sakaryaspor'un en yüksek seyircisi olan bir maçtı bu. Kocaelispor geldi. Hem geçmişten gelen rekabet hem de Kocaelispor'un markası ortada olduğu için. Yani sen başka camia olmayan, geçmişi olmayan bir takım geldiği zaman istemiyor. İşte pazar günkü maçı gördük işte nerede oynadık. Atıl bir stat. Maalesef. Seyirci yok. O yüzden karşındaki rakip yani futbol anlamında belki iyi olmayabilir ama cami oldun mu motive oluyor. Evet. Taraftar ateşliyor. Dediğiniz gibi kesinlikle ben de karşıyım. Stadyumu olmayan, tesisi olmayan, taraftarı olmayan, geçmişi olmayan takımların Süper Lig'de bence olmaması gerekiyor. Aynen öyle. Tamam. Boş tribünler oynuyorsun. Eyüp Spor ciddi paralar harcıyor. Ya git kardeşim Anadolu'daki takımlara yatırım yap madem. Eskişehir'in durumu ortada. Bursa'nın durumu ortada. Yani Altay'ı görüyorsunuz transferde. Ya bunlara yatırım yapsınlar ya. En azından hem futbolun mazisi kurtulur hem de camialarda yani taraftar anlamında taraftar olan camialarda stadyumlara taraftar çekersin hem de Türk futbolunun marka değeri artar. Evet. Yani ne diyelim inşallah bizim gibi camialar bir an önce toparlanırlar. Eski günlerine gelirler. Şu an şu anda biz Türk futbolunda ilk örneğiyiz. Herhalde bizim peşimizden de Eskişehir. Onlar amatördeler. Gelecekler ama ben oradaki meslektaşlarıma şunu söyledim. Eskişehir'e gidip geliyorum. En az bir 10 seneniz var dedim. Yani, dedim ya en az bir 10 sene çünkü şu an zirveye oynuyorlar ama kurdukları kadro belki üçüncülükte yeterli olmayacak. Çünkü o transfer yasakları devam ediyor yani. Bir tane destek anlamında bizim kadar destek göremeyebilir belki. Yani evet. Maddi ama destekten bahsediyorum. Ama bakımından taraftar yine sahipleniyor, destekliyor. Kesinlikle o canım. O güzel yani. Bizi de çok örnek alıyorlar. Kocaelispor örneği bence evet. Test konusu artık üniversitelerde. Yani bir diriliş hikayesi, bir başarı hikayesi var burada. Kolay değil. Yani belki ileride bir sinema filmi niye olmasın yaparız. Yani. Tabii ben gerekli notları veririm size. Evet. Yani nerede şimdi... hep hani maalesef hani sokakta oynasan kaldırımda destekleri sloganının gerçekleşmesi evet. Tabii ki inanamazsınız yani bunu da söyleselerdi inanamazdık. Nerelerden geldik? Tabutun içinde rovaşata attık. Evet. Arma yere düşmesin diye köy, kasaba, dağ, çocuk parkında bir tane maç oynadı Kocaelispor. Arnavutköy ile oynadığı maç. Takım sahipsiz kaldı. Taraftarlar sahip çıktı. Evet. Yani bırakılmadı. Halkın takımı olarak. Halkın takımı oldu. O yüzden artık bu işte Manisa'daki hakem skandalından sonra ya ben şunu istiyorum taraftarımızdan. Yani sosyal medyada yazarak, televizyonda üzülerek falan değil. O tribünü 35 bin kişilik o tribünü nasıl pandemi öncesi 28 bin Karşıyaka maçı muhteşem bir ambiyans. İşte. Dolduralım. Evet Pasolik bizim için çok büyük bir sıkıntı. Pasolik kültürüne alışamadık. Bence değil, olmaması gerekir Türk futbolunda evet. Pasolik'in. Birçok taraftarımız o yüzden gelemiyor. Maçı televizyon verdiği için biraz daha kolay kaçıyoruz ama cumartesi akşamı gerçekten Eyüp maçında Kocaelispor'umuzun gücünü gösterelim. Ben artık bu maçı normal lig maçı olarak düşünmüyorum. Zaten şampiyonluğun yolu iç sahadaki 8 maçımızdan geçecek. Eyüp'le beraber
Bandırma, Sakarya, Göztepe de bize gelecek. Bu sefer iç sahada 8 maçı da kazanmamız gerekiyor. Deplasmanda da bu ayak oyunları devam ediyor zaten. Bu konuda Eyüp maçı nasıl geçer? Yani ben agresif bir tribün, saha içinde de futbolculardan da müthiş bir azim bekliyorum. Az önceki bahsettiğimiz gibi taraftarımız sahip çıkarsa, zaten sahip çıkıyorlar ama her zamankinden daha fazla sahip çıkarlarsa bu iş olur. İlk bölümde bahsettim. Geçmişte de oldu, bu sene de yaşadık. Protesto olmaması gerekiyor yani. Hata oluyor yani. Bak, Manisa maçında iki tane çok basit hata yaptık. Takımın 3 puanına mal oldu. İnşallah aramayız. O baskıyı taraftarımız rakibe yapması gerekiyor. Hani protesto yapacaksa rakibe yapsınlar. Ne olursa olsun takımına sahip çıksınlar. Şu anda daha ikinci yarının ilk haftalarındayız. İlk haftalarındayız. Yani uzun bir maraton var daha yine önümüzde. Yani yenilebilir. Ama yenisek dahil takıma sahip çıksınlar. Yani biz yönetim olarak gereğini yapıyoruz. Taraftarımız da sahip çıksınlar. Sezon sonu hedefe ulaşalım. İnşallah. Şimdi puan durumuna da bir göz attım. Tabii bir de şöyle bir durum var. Son 5 maçta bir kez kazandık. Evet. O da Giresun maçı. Biraz cepten yedik. Kredileri de tükettik. Şimdi baktığımızda Göztepe 35 puanla önümüze geçti. Bodrum yanımıza geldi. 32, evet. Sakarya 32. Çorum çok ilginç bir maç kazanmış. Maç özetine bakabildiniz mi bilmiyorum. 92'de gol yemiş. 97'de 5'te 60 2-1. 90 artı 6'da Tuzla 2-2 yapıyor. Yani VAR'dan geri dönüyor gol Tuzla'nın. Bu durumda Çorum ve Bandırma'da 30'ar puanları var. Gençlerbirliği 28 puanla dışarıda kaldı. Burada herhalde en ciddi rakibimiz ikincilik yolunda Göztepe. Tabii de işin şu tarafı var. 2-2 direkt çıkıyor. Üçüncü playoff finali oynuyor. Üçüncülük de çok kıymetli. İşte diğer takımlarda Bodrum, Sakarya, Bandırma. Sezon başında Göztepe hani lige iyi başlayamadı. Evet. O dönemlerde biz hep söyledik. Göztepe bizim direkt rakiplerimizden biri. Yani o dönem artık teknik kadrosu muydu ne oldu, evet, bilmiyorum ama. Puan kayıpları için ama biz de kötü başlamıştık zaten. Onlar ama biliyorsunuz düşme hattına kadar, evet, evet, geldiler yani. Altay'ı yendiler ilk galibiyeti son dakikada. 4. 5. hafta aldılar. Yani diplere kadar geldiler. O diplerdeyken bile biz hep söyledik. Göztepe bizim direkt rakibimiz. O dönem hani onlar da çok ciddi yatırımlar yaptılar. Yani biz baskı altında deplasmanda hakikaten iyi oyun oynuyoruz. Yani kontrollü oynuyoruz. Panik yapmıyor takım. Pas oyunu oynuyor. Ama aynı şekilde olumlu baskıyı içeride de yapmamız gerekiyor. Evet. Biraz sanki iç sahada taraftar baskısından, yani protestodan biraz çekiniyorlar gibi sanki. Bence ondan çok şey değil mi? Gelen takımlar zaten bize motivasyon ve kapalı savunma bir şekilde. Bu hafta Manisa'da gördük aynı. Savunma yapıp kontra atak oynadı. Ama hani bu onu çözmemiz lazım. Sadece içerideki de dışarıda da aynı şekilde. Dışarıda da aynı. Yani artık Kocaelispor'un yani kadrosuna baktıklarında işte hücum hattında Tankesi, Amaralı, Berisse, Kandiyas, işte Barış diyor ki önce bir savunalım kendimizi. Bence oradan biz örneğin Eyüpspor maçında Eyüpspor'un çok etkili oyuncuları var. Bence bir psikolojik savaş olacak orada. Yani bir oyun planında birinci dakikadan 90. dakikaya kadar. Artık bir yani rakipler bizi nasıl tuzağa düşürüyorsa biz de Eyüpspor'u düşürmemiz lazım yani. Sonuçta şu anda top hocamızda. Yani gerekli analizlerini yapmışlardır. Ona göre önlemini almıştır diye düşünüyorum ben yani. Evet, sonuçta hocam, biz yönetim olarak hocamızın işine karışma gibi bir lüksümüz yok. Hiçbir zaman karışmadık. Transferlerde hocamızın isteği doğrultusunda yapıldı. Yani sonuçta sezonun ikinci maçında yaşadıklarını kendi biliyor. Gelinen noktayı kendisi çok iyi biliyor. Eyüp'ün oyununu biliyor, izliyorlar. Ona göre önlemini alacak. Yani hocamıza yani, ve futbolcularımıza güveniyoruz biz zaten. Güveniyoruz sonuna kadar.
İnşallah. Bir galibiyet bekliyoruz. Kaç dakikamız var? Evet. Son bölüme geldik. Toparlarsak ligdeki rakiplerimiz için de yani Göztepe haricinde diğer takımları da nasıl görüyorsunuz? İçeride oynayacağız. İçeride 9 maçın 4'ünü kazandık ilk yarıda. Yani şampiyonla oynayan bir takım için hiç de iyi bir tabii tablo değil. Normalde yani, hep iç sahada yani oynamasında bir şey puan alırsın aslında ama biz maalesef bu sene yapamadık bunu. Direkt rakiplerde yani zaten 6 puanlık maçlar. Eyüp, işte Bodrum, Sakarya, Bandırma, yani Gençler Birliği, Çorum, bunlar hepsi bence direkt rakipler yani. Evet, yani son haftaya kadar sürer mi? Yani bu bence öyle gözüküyor. Hem düşme hattı hem playoff şampiyonluk. Düşme hattında 6 ay az önce kazanmış Şanlıurfa'yı yemiş. Öyle mi? Evet, 1-0. Hatta 45'te de bir gol attı. Vardan geri döndü. 68'de attığı golle kazanmış. Bir direniyor. Çok enteresan. Mesela Urfa'da hani onlara devre arasında takviyeler de yaptı. Paşoyu aldı biliyorsun. Evet. Yani o Paşo için de farklı bir maçtır herhalde. 5 sene aynı tesis, aynı takım, evet, bu hafta rakip oldu. Ben dedim herhalde protokol yapmıştır. Oynamaz dedi diye düşündüm ama oynamış o da. Sonuçta orada bir alacakla alakalı bir madde şeyi vardı ya, sıkıntıları vardı. Koymamışlardır. Hani şey yok, ateş hattına hani baktığımızda hani Giresun, Altay sanki biraz gözüküyor gibi. İşte Tuzla, Urfa 3. takım olma yolunda. Playoff'ta da bu 7. takımı da kattılar olayın içine. Biliyorsunuz. Son 2 yıldır şu an 8. Gençler bir 28 puanı var. Yani 7. Bandırma'nın da 30 puanı var. Burada bir gel gitler yani var. İkinci yarı çok çetin geçecek. Ya hem zorlu geçecek. Şimdi hakem hataları, herkes transfer yaptı. Bir de biz Kocaelispor olarak son 5 haftada yani çok ciddi puan kayıpları da yaşadık. Eyüp maçı bence bizim bir çıkış maçımız. Hani kırılmanları deriz ya böyle. Bence ikinci yarıdaki oynayacağımız 4-5 kırılma anından en ciddisi. Evet. Bu hani Eyüp maçını biz kazanarak o ölü toprağı üzerimizden atarız diye düşünüyorum. Öbür türlü zorlanırız. Hani fikstür avantajı diyorum. Ben fikstür avantajı yenersen fikstür avantajı. Yoksa haftaya 6'ya gideceksin. O takımlardan da korkacaksın yani. Kesinlikle. Özellikle biz mesela zaten alt sıradaki takımlara daha çok zorlanıyoruz. Motivasyon açısından. Yani Göztepe maçında mesela yani çok o iyiydi. Atmosferde çok iyiydik yani. Konsa hiç etkilenmedik. Stadyon fulldü. Ben yani ilk maçın kez, temposu mesela çok yüksekti. Süper Lig maçı gibiydi mesela. Tabii tabii. Ben hani çok uzun yıllardır takip ediyorum. O baskıyı o Süper Lig dönemimizde bu İstanbul takımlarıyla oynadığımız maçlarda böyle nefes dahi evet alırken böyle titrersin böyle. Çok hoşuma gitti orada futbolcunun şeyi, taraftarımızın deplasman tribününde olması, şovu. Ben dedim ki işte burası bize bir göz kırpıyor şampiyonluk yolunda. Ama ondan sonra işte maalesef bir Ümraniye mağlubiyeti çok şok oldu. İşte onda da hep işte ayak oyunları başladı maalesef. Hani zaten düşüş olan maçlara baktığınız zaman bugün de gösterdik. Yani Ümraniye, Bandırma yendik ama Tanken'in kartında. Tabii yani canım ya. Kırmızı Allah'tan kart, bir maça indirmiştik. Kırmızı kart değil. Bodrum maçındaki işte penaltı. Dünkü skandallar silsilesi. Hani ya düşüş dünkü varsa da sadece bu performans kaynaklı da değil. Yani ama biz istiyorsak, çok istiyorsak Süper Lig'i her şeyle mücadele etmemiz gerekiyor. Evet. Evet, son 3 dakikamız. Camiaya buradan vereceğiniz mesaj çok önemli. Bugün de ifade ettiniz ama son mesajı alalım. Gün birlik olma günü. Yani 2 milyonluk şehir artık Süper Lig'i istiyor. Biz bu doğrultuda üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Yapmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Evet. Taraftarımız da sevmese dediler bizi, sevmiyorlar. Ama sahip çıksınlar. Kocaeli Spor'a sahip çıksınlar. O yüzden cumartesi günü en az 15 bin taraftarımız sahada olursa ben o sahayı, her metrekaresini Eyüp Spor'a dar edeceğimizi düşünüyorum. Tribünsel anlamda, takım anlamında, yönetim anlamında
birliği sağladığımız takdirde de mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Beni de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten 2 saat boyunca tüm detayları konuştuk. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluk hikayesini konuşuruz. İnşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, ben de toparlarsam gerçekten ligin ikinci yarısının ilk haftasında Manisa deplasmanında maalesef futbolu konuşamadık. Karşılaşmanın hakemi gerek orta hakem gerek VAR'daki hakemler skandal kararlarla birlikte Kocaelispor'umuzu doğradılar. 3 puanımız gitti. Verilmeyen golümüz, penaltılar. Ama biz de Kocaelispor camiası olarak dimdik ayaktayız. Sesimizi cumartesi akşamı daha gür bir sesle vereceğiz. Birlik beraberlik zamanı. Ben inanıyorum Eyüpspor'u yenerek tekrardan çıkışa geçeceğiz. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.